Merhabalar arkadaşlar, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bitkiyle alakalı soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Soru çözümlerine devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şöyle bir soruda kalmıştık. Bakalım. Çimlenmekte olan bir bitki. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşinceye kadar tohumunda bulunan çeneklerle depolanmış besini kullanır demiş. Şimdi bak abicim, ben olayı sana bir anlatayım güzelce. Ondan sonra hemen soruya zıplayalım. Şu tohum. Bak, tohumun yapısında bir 3N kromozomlu besi doku vardır. Besi doku, tamam mı? Bu besi doku, hatırlayın, çift döllenmeye sahipti bitkiler. Birin ilk döllenmesi embriyoydu. Şurada 2N kromozomlu embriyo denir buna. Sonra ikinci döllenmede 3N kromozomlu besi doku meydana gelir. İşte tohumda bu vardır. Tohumda aynı zamanda amilaz denilen bir enzim vardır. Aynı zamanda tohum durumunda, şimdi toprağa koydum ben bunu. Uygun şartlar oluşmadı. Şu anda tohumda ABA denilen bir hormon salgılanmakta. Tamam mı? ABA denilen bir hormon salgılanıyor. Bak, ABA dediğimiz hormon şu anda ortam şartları uygun olmadığı için bitkinin dormansi durumunda kalmasını sağlıyor. Yani kökün dormansi durumunda kalmasını sağlayan ABA denilen hormondur. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sen suyu güzelce döküyorsun buna. Can suyunu veriyorsun. Suyu verdikten sonra şartlar uygun oluyor. pH uygun oluyor. Sıcaklığı uygun oluyor. İşte suyu da almış oluyor. ABA'nın etkisi ortadan kalkıyor. Bu sefer giberellin denilen hormon köklerden salgılanmaya embriyodan salgılanmaya başlıyor. Bak, bu giberellin denilen hormon amilaz enziminin aktif hale geçmesini sağlıyor. Aktif hale geçtikten sonra bu amilaz enzimi besi dokuyu güzel bir şekilde parçalıyor. Önce etil alkol fermantasyonu yapar. Çakal sorudur. Bitki tohumları etil alkol fermantasyonu yapar. Sakın unutma. Fermantasyon sonrasında açığa ATP çıkarıyor. Bu ATP ile önce bir tane embriyonik kök oluşuyor. Sonra embriyonik gövde oluşup yapraklar oluşuyor. Bak şimdi, yaprak oluştuğu anda artık bitki buradan fotosentez yapacağı için, fotosentezi kendisi yapıp glikozu açığa çıkaracağı için artık besi dokunun görevi son bulmuş oluyor. Soru da bizde neydi abicim? Besi dokunun görevi ne zaman son bulurdu? Yapraklar çıktıktan sonra. Yani bitki kendi kendine fotosentez yapmaya başlayıncaya kadar deriz. Bakalım şimdi. Var mı öyle bir şık? Bakalım, hemen hızlıca okuyalım. Evet, Edirne şıkkı, bak ben buradayım diyor. Bitkinin kendine yeterli fotosentez yapmaya başlaması sonrasında bu kullanılır arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Ama diğerlerine bakalım. Tohumun su alması sonucunda kabuğun çatlaması ilk başta yapılan işlemdi, değil mi? Emici tüylerin oluşup topraktan su alması, bu artık köklerin oluştuktan sonrası mevzuydu. Büyüme hormonu daha iyice büyüsün ondan sonra. Bunu da geç, doğru cevabımız Edirne şıkkı olarak karşımıza çıktı abicim. Şimdi geldik iletim dokuyu oluşturan fluem ve kısilem boruları için özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. İkisi için de hangileri ortaktır demiş. Bakalım abicim, hangileri ortaktır. Şu önce buraya fluemi çizeceğim, buraya kısilemi çizeceğim, tamam mı? Kısilemden bir. Önce sekonder meristem hücreleri geliyor, üst üste çiziliyordu. Bak, önce kısilemi anlatıyorum. Sonra bunlar şu anda canlı. Her şeyi var. Sonra bunların etrafında lignin denilen odun özü birikiyor ve çeper kalınlaşmaya başlıyor. Lignin madde alışverişini engellediği için bunlar ölmeye başlıyor. Ölünce sadece bir boru sistemi meydana geliyor abicim. Şöyle hepsi öldü ve şu çeperlerin hepsini eritti. Şöyle bir boru sistemi meydana geliyor. Buna kısilem deniyor. Bu kısilemle su taşıması yapılıyor. Tamam mı? Sadece su taşıması. Su ve mineral. Nereden nereye? Aşağıdan yukarıya doğru. Yani köklerden aldığını yapraklara doğru taşıyor abicim. Olay bu kadar. İşte kısilem bu. Bir, ölüdür. 2. Su ve mineralleri taşır. 3. Aşağıdan yukarıya tek yönlü bir taşıması vardır. 4. Fluem'e göre daha hızlı taşır. Olay bu kadar basittir. Sonra geldik fluem'e, yani soymuk borularına. Önce sekonder meristem hücreleri şöyle yan yana geliyor. Yan yana geldikten sonra, yani kambiyum, tamam mı? Sekonder meristem dediğimiz kambiyumlar arkadaşlar, unutmayın. Geldi. Sonra bunun etrafında bir arkadaş hücreleri oluşuyor. Bak, arkadaş hücreleri. Arkadaş hücreleri canlıdır. Çekirdekleri, mitokondrileri, cartları, curtları vardır. Fluemin canlı kalmasını sağlayan zaten arkadaş hücreleridir. Fluem de çekirdeklerini yitiriyor. Bak, çekirdeklerini falan, cartını curtunu yitiriyor. Yalnız buradaki gibi bütün hepsi erimiyor. Sadece şöyle kalburlu elek gibi yapılar eriyor. Tamam mı? Böyle küçük küçük
küçük noktacıklar. O yüzden bunlara kalburlu boru deniyor. Bak bunun etrafında lignin gibi bir birikim söz konusu değildir. Bu da kambiyumdan oluşur. Yalnız bu arkadaşlar organik maddeleri taşır. Yani yapraklarda meydana getirilen glikozu alır aşağıya getirir. Sonra glikoz karbon hidrojen oksijendir. Buna köklerde bir azot eklenir. Al sana amino asit. Meydana gelen amino asitleri de tekrardan aynı şekilde aşağıdan yukarıya doğru taşır. Yani fluemde çift yönlü taşıma varken kısilemde tek yönlü taşıma vardır. Fluem canlı hücrelerden oluşurken kısilem ölü hücrelerden oluşur. Her ikisi de kambiyum tarafından oluşturulur. Biri organik maddeleri taşırken biri su ve mineralleri taşıyacaktır diyoruz. Şimdi bakalım sorumuza. İletim dokuyu oluşturan fluem ve kısilem boruları için demiş. Hangileri ortaktır? Kambiyum dokusuna ait hücrelerin bölünmeleriyle meydana gelme. Eyvallah. Bak birincisi doğrudur. Değil mi abicim? Kambiyum dokusu kambiyumdan meydana geliyor. Yani sekonder meristemden meydana geliyor. Bitki gövdesinde çift yönlü. Çift yönlü taşıma kimdi abicim? Fluem'e geldim. Kısilem'de yok. İkisi için ortağa geliyor. İkili olanı attım. Birsiz olanı attım. Bak cevap geldik. Son şıkka. Hem organik hem de inorganik maddeli yapılı maddeleri taşıma dediği zaman normalde abicim direkt olarak şeye geleceğiz. Hem organik hem de inorganik maddeli yapıları taşıma direkt olarak fluem'e gelir. Çünkü fluemle az oranda da su da taşınır. Çünkü glikozun taşınmasında su da taşındığı için bunu yapacak olan sadece fluemdir. Kısilem sadece suyu taşır. Buna bağlı olarak ikisinde de ortak olarak bulunan tek yapı Adana şıkkı, yani kambiyumdan meydana gelme özelliğidir. Bileceğiz abicim. Tamam mı? Gelelim bir başka sorumuza. Çok yıllık bir bitki türüne ait olan bölünür doku çeşitleri için aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi geçerli olamaz demiş. Arkadaşlar bölünür doku neydi? Meristem doku. Hemen aklıma bu gelecek. Çünkü bölünür doku meristem var. Primer meristem ve sekonder meristem. Bölünür doku çeşitleri için aşağıdan hangisi geçerli olamaz? Bazı çeşitleri parenkima dokusundan meydana gelir. Eyvallah doğrudur. Hatırlayın, parenkima hücreleri, hatta şöyle söyleyeyim onu da. Bak hemen şöyle söyleyelim. Önce bölünür doku neydi? Meristem. Şurası bölünür doku diyeyim. Şuraya bölünür doku. Şurası bölünmez doku. Bölünür doku neydi abicim? Primer meristem. Bak primer meristem bitkinin boyca uzamasını sağlayan yerlerde bulunan hücrelerdi. Bölünüyordu. Sonra primer meristem bölünme yeteneğini kaybederek diğer dokulara dönüşüyordu. Mesela temel dokudan parankimaya dönüşüyordu. Sonra parankima tekrardan hormonların etkisiyle bölünme özelliği kazanarak sekonder meristemi meydana getiriyor. Yani bakacak olursak o zaman sekonder meristem parankima gibi bölünme yeteneğini kaybetmiş hücrelerin tekrardan hormonların etkisiyle bölünme yeteneği kazanmasıyla meydana geldiği için bazı çeşitleri parankima dokusundan meydana gelebilir. Doğrudur. Kök ve gövde ucunda bitkinin büyümesini sağlar. Kimdi abicim bu kök ve gövde ucunda bitkinin büyümesini sağlayan? Primer meristemdir. Kökenine göre primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Eyvallah. Bitkide kök ve yapraklar arasında madde taşınmasını sağlar. Abicim madde taşınmasını sağlayacak olan iletim dokudur. Meristem doku değildir. Tamam, iletim doku meristem dokunun yapılarından meydana gelmiştir ama direkt meristem doku değildir. Bunu bileceksin artık. Meristem doku bölünme yeteneklerini kaybediyor. İletim dokuyu meydana getiriyor. Yani o artık bir meristem doku değil, artık iletim doku oldu. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıktı abicim. Aşağıdaki belirtilen yapılardan hangisi epidermis hücrelerinin farklılaşması sonrasında meydana gelir demiş. Bak abicim bu bir soru. Ne diyeyim şöyle? Yani nokta atışı bilgi sorusu abicim, tamam mı? Nokta atışı bilgi sorusu. Şöyle diğer soruları da alalım, tamam mı? Nokta atışı bilgi sorusu. Epidermis. Epidermis hücreleri neydi? Şöyle yaprağın üst tarafında ve alt tarafında, yani bizim derimiz gibi olan hücrelere epiderma diyoruz. Tamam mı? Epidermis diyoruz. Orada bizde de epiderma diyoruz. Geldik abicim. Epidermis hücreleri altta ve üstte bulunuyordu. Epidermis hücreleri saydamdı. Aralarında boşluk yoktu. Işığı geçirirdi. Bölünemezdi ama canlıydı. Sonra epidermisin farklılaşmasından meydana gelen yapılar vardı. Bak birincisi emici tüyler. Gördün mü? Emici tüyler. Kök tüyleri, emici tüyler.
epidermisin farklılaşmasından meydana gelir. İkincisi mesela abicim ne biliyor musun? Stomalar. Stomalar epidermis farklılaşmasından meydana gelir. Hidatot epidermis farklılaşmasından meydana gelir. Emergens. Emergens dediğimiz dikenlerdir. Bu gülde gördüğümüz dikenler var ya. Bunlar arkadaşlar epidermisin farklılaşmasından meydana gelir. Bak bunlar nokta bilgi sorusu. Bir de ne vardı? Emici tüyler vardı değil mi? Bu kadar. Bu dördünü bileceksin de soruyu çözeceksin. Bana ne diyor? Meydana gelir. Ne var burada bunların arasında? Bak emergensler var. Bitti olay bu kadar basittir. Tamam mı? Kalburlu boru dediği neydi abicim? Primer meristemin bölünme yeteneğini kaybetmesi. Fluem aynı şekilde. Köşe kollenkiması aynı şekilde. Büyüme konusu zaten o da aşağıdaki yerde. Doğru cevabımız. Denizli mi? Bolu olarak karşımıza çıktı. Şimdi yeni bir tane daha sorumuz abicim. Yeni bir tane daha sorumuz. Bakalım. Hızlı büyüme yapan genç bir mısır bitkisinin farklı hücrelerinde. Bak hızlı büyüme yapan diyor. Hızlı büyüme yapan. Lan büyüme yapan neresi vardı? Meristem vardı değil mi? Bak meristem ve sekonder meristem. Tamam mı? Sekonder meristem ve primer meristem. Diyor ki mısır bitkisinin farklı hücrelerinde şeklindeki organellerin hangilerinin fazla sayıda bulunması gerekiyor der. Tamam mı abicim? Şimdi birincisi. Lan çok hızlı büyüyorsan bak çok hızlı büyüme meydana getiriyorsan hemen yorum yapacağım. Çok hızlı meydana getiriyorsan büyüme. Birincisi mitokondri sayın çok olsun değil mi? Çok fazla enerjiye ihtiyacın var. İkincisi ya bol bol fotosentez yap ki glikoz açığa çıkar ki bu glikozu parçala mitokondriyle enerji büyümeye başla. O zaman bol miktarda glikozu çıkaracak olan organel neydi abicim? Kloroplast. Doğru mudur? Üçüncüsü bunlar kloroplast. Bunlar protein meydana getirmeyecek mi? Bunlar böyle proteinler eklene eklene büyüme sağlanacak. O zaman proteini de hızlı bir şekilde yapan organelimiz neydi? Ribozomdu. Bak en son birikecek şey nedir biliyor musun? Bitkilerde koful böyle büyür 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 merkezi koful büyür 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 etrafına doğru büyüyerek abicim bir de şöyle söyleyelim hatta hani zarar görmesini sağlar ama ikincisi bu soruyu buradan açıklamayayım buradan başka şeye gideriz şuradan açıklayalım bir hücre devamlı şekilde bölünüyor mu bak devamlı şekilde bölünüyor bana hızlı büyüme sağlıyor ulan bir hücre devamlı şekilde bölünüyorsa büyümesine fırsat kalmıyordur yani ne demek bu etrafındaki çeper daha kalınlaşmadan direkt olarak bölünüyor. İçindeki koful miktarı daha artmadan hemen direkt olarak bölünüyor. Anlaştık mı? Yani devamlı bölünen bir hücrede koful miktarı çok olmaz. Hücre çeperi çok büyük olmaz. Hücre çeperi çok kalın olmaz. İncecik olur ve hücre de çok büyük olmaz. Küçücük olur. Devamlı bölündüğü için küçük olacak. O zaman devamlı bölünüyorsa kloroplastım bol miktarda olsun ki bana glikoz lazım. Glikoz sonrasında enerji yapacağım. Ribozomum bol miktarda olsun ki protein sentezleyeceğim. Üst üste koyacağım. Ben büyüyeceğim. Kofulum az olsun çabuk büyüdüğüm için. Mitokondrim çok olsun ki abicim. Enerji olsun ki ben biraz önce hızlı hızlı bir an önce büyümeye başlayayım. O yüzden doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar geldik bir sorumuzun bir videomuzun daha sonuna. Halen kanalımıza abone değilsen bizlere destek olmak için Sen Anlat Hocam kanalına abone olup bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Çok çok memnun oluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.